Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Serena oyuncularını seslerinden tanıyabilecek misiniz? Yıllar geçmesine rağmen hala daha Serena'yı izliyorsan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kaç tane Serena oyuncusunu sesinden tanıdıysan yorum yapmayı unutma. Bakalım en çok Serena oyuncularını seslerinden tanıyan kişi kim? İyi seyirler. Nasıl, ne yapacağız abi? Duymadın mı? Aslı teyze ile Ekrem amca evde yoklarmış. Yani? Yanisi kızları istediğimiz zaman görmeye gidebiliriz. Bir şey var o kızda. Bir şey var ama ne? Ve ben bir sevgilim varken daha birkaç haftadır tanıdığım birine niye bu kadar kafayı taktım? Ne o Ekrem Bey? Yapacak daha iyi işlerimiz var galiba, ha? Yoksa Seval Hanım'la mı buluşacaksınız? Buna hayatta müsaade edemem. Kızlar ne olur bana yardım edin. Yardım edin de bu nikah kıyılmaz. Ne bileyim yavrum ben. Müstakil Bey bana evlenme teklif etti. Ne var ki şu duruma göre söz konusu kadın kötülük yapan, hem de en kötüsü çocuklara kötülük yapan bir kadınmış. Ben anlatayım Selena. Kişisel sebeplerden iyi bir insana kötülük yaptığını düşündüğümüz için sana dünyadan ayrılma cezası vermiştik. Ne yaparsan yapayım, Selena denen o uzaylı yerlozun bir büyücü olduğunu, uzaylı olduğunu kanıtlayamıyorum, ispatlayamıyorum. Çünkü o bir büyücü, yetenekleri var. Doğal olarak her şeyden sıyırıyor her seferinde. Hiç ümidim kalmadı artık. Gir! Bulutların üzerinde üşüttüm galiba. Sanırım Ütopya gribi oldum. Ütopya'da olduğuma göre Çin gribi olacak halim yok herhalde. Efendim, yaptığımız araştırmalar ham maddenin Türkiye Cumhuriyetlerinden temin edilmesinin daha feasible olduğunu gösteriyor. Ancak nakliyenin deniz yoluyla yapılacağını da düşünürsek o zaman Kuzey Afrika ülkeleri de cazip olabilir.
Biraz zor oluyor tabii. Her hafta temizliğe 42 gündelikçi kadın gelmek zorunda kalıyordu. Ya işte bu. Şimdi Ekrem Bey, Zülfikar şoför koltuğunda alkollü olarak yakalandığı zaman onun kabahatine bir tekme. Gene inadına. Rus taklidi yapamadı diye insan mı kovulur canım? Sen de sabredemedin. Ben konuşur çözerim Aslı Hanım'la. Ne bileyim, ben de istifamı veririm derim. Zor durumda bırakırım. Kıpraşma! Evet. Önce bir yoklama yaparım. Hem bu maksatla da tanışmış olurum, değil mi? Saygıdeğer majesteleri Düşeş Hanım, Fahri Zekeriya Köy Düşeş'i Lady Aslı Aykar Hanım Efendi'nin hizmetçisi Kader Yıldız Hanım Efendi geldiler efendim. Söylüyoruz diye hapse bile atarlar maazallah. Efendim? Şey diyorum, ben türkü söyleyerek işime daha iyi konsantre oluyorum da o yüzden. İnanın bana. Türküyü çırptığınız andan itibaren göğüs kıllarım dahil tüm tüylerim diken diken oldu. Eğer izin verirseniz sizi kendimle tanıştırayım. Şaştım, dondum, kilitlendim, kaldım falan yani. Bütün okul burada. Suçumu sevmekse asın beni. Fırından çıkmış
İsler sarmış bedenimi. Seni sevmemin asıl sebebi sarı leblebi. Diyeceğiz sanki niye? İşte eyle. Özür dilerim. Kül kedisi olduğumu unutmuşum lordum. Bundan sonra saat 12 olmadan eve gelirim. Böylelikle de arabam balkabağına dönüşmemiş olur. Hades, diyorum ki bugün piknik yapan ailelerin yanına gidip onlara güzel bir ateş yaktırıp ormanı da alev aldırsak ortalık cayır cayır yansa. Bizim de kötülük puanlarımız yükselse. Benimki bu ay çok düşük geldi. Al sana işte al. Vurma Kıvılcım. Ne olur vurma. Vuracağım işte vuracağım. Bir daha öyle yapacak mısın? Söyle yapacak mısın? Söyle sen söyle seni. Yapmayacağım. Ne olur vurma artık vurma. Vuracağım işte. Vuracağım. Sevgili günlük, yarın benim doğum günüm. Bu, annem ve babam olmadan geçirdiğim ilk doğum günüm. Ve onlarsız yaşadığım her gün gibi biraz eksik olacak. Neyse, senin de içini karartmayayım günlük. Zaten yarın doğum günüm olduğunu benden başka hatırlayan yok. Heh, koca kız oldum artık, ne doğum günü? Geçirdim. Hayır, tam bana göre bir iş. Aramızda en küçük benim. Sadece lazerlerin içinden ben geçebilirim. Aşkım mı? Ya senin gibi bursuyla ne işim olur benim? Cebinde 5 kuruş paran yok. Sen git Pelin'le devlet okuluna. Orada devlet okulunda mutlu mesut yaşarsınız. Yıllarca nasıl bir ülkeyi bölmek için iç savaş çıkarttıysam şimdi de yine aynısını yapacağım. İçlerinden en asi olanı bulup kötü yapacağım. Doğru. Enerji taşı nasıl bir şey? Kızlar size şöyle anlatayım. Çok parlak bir taş düşünün. Yani şu boylarda. Şeffaf, oval, su damlası şeklinde. Etrafında da yine çok parlak taşlardan olan iki sıra çerçeve düşünün. Yani öyle bir şey.